melodilerle şiirin raksı. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bugün siz değerli izleyicilerimizle yine Hizber Hikmet Ağalar'ın Eski Lefkoşa'da Semtler ve Anılar adlı kitabından Lefkoşa'da Döşemecilik adlı anısını paylaşmak istiyorum. Döşemecilik deyip geçmeyin. Bugün evlerin, otellerin, hatta çeşitli ofis ve iş yerlerinin vazgeçilmez birer unsuru olan mefruşattaki sanata dikkatle baktınız mı hiç? İçinde yaşadığımız mekanı dolduran ve zenginleştiren koltuk, kanepe ve pano gibi eşyalardaki zarafet, mutlaka zevk sahibi bir döşemeci ustasının hünerli ellerinin eseridir. Bundan henüz 60-70 yıl önce Kıbrıs'ta döşemecilik zanaatı pek gelişmemişti. O zamanlar kanepe ve koltuk gibi eşyanın döşemelerini yorgancılar yapardı. Yorgancılık Kıbrıs'ta asırlardır geliştirilerek sürdürdüğümüz bir ecdat mesleğiydi. Zamanla birçok zanaatı terk ettiğimiz halde nasıl olmuşsa bundan vazgeçememiştik. Ta eskiden beri yorgancıların en yoğun oldukları kent Lefkoşa'ydı. Bu işe en çok merak salanlar da iş bulmak amacıyla Baf köylerinden Lefkoşa'ya gelen küçük çıraklardı. Modern döşemeciliği adamıza getiren ve bu zanaatın Kıbrıs'ta öğrenilip yaygınlaşmasına öncülük eden Rafael adında bir Alman Yahudisidir. Rafael Usta, 1930'lu yıllarda Nazilerin her geçen gün artmakta olan ırkçılık faaliyetlerinden kuşkulanmaya başlamıştı. Meğer bu kuşkuları da yersiz değildi. Hitler gerçek yüzünü dünyaya göstermeye başlamıştı. Gelişmeler Rafael Usta'yı haklı çıkarıyordu. En sonunda Nazilerin Yahudi toplumuna yapmaya başladıkları baskılara dayanamayıp bir İngiliz olan eşinin de etkisiyle Almanya'yı terk ederek Mısır'a gitmişlerdi. Birkaç yıl Kahire'de çalışan Rafael Usta'yı orada yaptığı iş tatmin etmiyordu. Çünkü modern döşemecilik kral saraylarının, paşa konaklarının ihtiyaçları dolayısıyla Mısır'da eskiden beri biliniyordu. Bu işi yapan zanaatkarlar da çoktu. Kıbrıs'a sık sık gelip giden bir ahbabından döşemeciliğin Kıbrıs'ta henüz el atılmamış bir alan olup çok geçerli bir zanaat olabileceğini öğrenmesi üzerine o da 1936 yılında adamıza gelmiş ve Lefkoşa'da bir iş yeri açmıştı. Kıbrıs'ta döşemeciliğin hikayesi de böylece başlamış olur. Rafael Usta'nın ilk çırakları Nikola ve Yorgo Senefontis adındaki iki kardeşti. Bunlar işe dört elle sarılmışlar ve birkaç yıl içinde yetişerek usta çıkmışlardı. Türk toplumunda ise bu zanaata merak eden henüz olmamıştı. Birilerinin Türk gençlerine bu konuda ışık tutması ve yol göstermesi gerekiyordu. Bunu da dönemin evkaf murası Sir Mehmet Münir Bey yaptı. Bazı çevrelerin iddialarının tam aksine o günkü evkaf yöneticileri toplumun problemleriyle özellikle ticaret ve zanaat konularında yakından ilgilenirler, ihtiyaç ve eksiklikleri gidermeye çalışırlardı. Münir Bey geleceği parlak olan ve iyi bir geçim sağlayan döşemeciliği Türklerin de öğrenmesi ve Türk döşemeci ustalarının yetişmesi için büyük destek vermişti. O zaman yorgancı Musa Efendi'nin yanında bir kalfa olan Baflı Kamil'i, can kardeşlerin babası, Rafael Usta'nın yanına koyan, zanaatı öğrenince de kendisine evkaftan kredi vererek ayrı dükkan açmasını sağlayan Münir Bey'di. Rafael Usta'nın yetiştirdiği tek Türk döşemeci ustası rahmetli Kamil amcaydı. Daha sonra Türklerden birçok döşemeci ustaları çıkmışsa da bunların hepsi de zanaatı Rafael'in yanında öğrenenlerin yetiştirmeleriydiler. Kıbrıs'ta gelmiş geçmiş döşemecilerin en ünlü ve en titizlerinden biri Hasan Hilmi, diğeri de Orhan Mevlit'tir.
Bu ustalar döşemeciliği Nikola Senefontos ve ortağı Manuk Tarakçıyan'dan öğrenmişlerdi. Türkiye göçmenlerinden olan Tarakçıyan, uzun süre Amerika'da kaldıktan sonra Kıbrıs'a gelmiş ve Tophane Mescidi yanındaki bir dükkanda valiz imalatına başlamıştı. Daha sonra da Nikola ile ortak olmuş ve döşemeciliğe de el atmıştı. Meğer Manuk Usta bu zanaatın en alasını Amerika'da öğrenmişti. Nikola ile Manuk anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bozunca Hasan Hilmi de usta çıkmış ve Panoramene Kilisesi yanında ayrı bir dükkan açmıştı. Orhan Mevlit ise 3-4 yıl daha Manuk'un yanında çalıştıktan sonra Nikola'nın yanına gitmiş ve onun bir numaralı ustası olmuştu. Orhan Usta artmakta olan EOKA tetişi yüzünden 1956'da uzun yıllar çalıştığı Nikola'nın iş yerinden ayrılmış ve o da Haydarpaşa Sokağı'ndaki bir dükkanda kendi atölyesini açmıştı. Gerek Hasan Hilmi, gerekse Orhan Mevlit ustaların sanatlarındaki titizlik ve zarafet o kadar ün yapmıştı ki bütün meraklı iş sahipleri döşemelerini hep onlara yaptırmaya özenirlerdi. Hele Rumların elit ve aristokrat aileleri bunlardan başka döşemecilerin sokağından bile geçmezlerdi. Manuk Usta'nın yanında yetişen ama ayrı dükkan açmayan Türk döşemecilerden biri de Saraç Mehmet Dayı'nın oğlu Kemal'di. Cihangirli Mustafa Ulu ve Kırnılı Hüseyin Aksoy ise zanaatı Hasan Hilmi'nin yanında öğrenmişlerdi. Orhan Mevlit de meslek hayatı boyunca birçok döşemeci ustası yetiştirmişti. Bu konuda değişik isimler vermedi, sadece kendine ait olan şu cümleyi aynen yazmamı istedi. Bugüne kadar yetiştirmekle iftihar edebileceğim tek usta, şimdi Alsancak'ta ikamet etmekte olan Antakyalı Recep Sünnetçioğlu'dur. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması üzerine Rafael Usta kendi ana yurduna gitti. Manuk Tarakçıyan da Ermenistan'ın dünyadaki Ermenilerden bir kısmını kabul etmesi üzerine 1956'da Erivan'a göç etti. Mesleğine gönül vermiş olan eski döşemecilerimizden biri de Kerim Mehmet Salih Okaygün'dür. 1923 yılında aşağı Lakadamya köyünde doğan Kerim Usta, ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula gitmek istediği halde ailesinin maddi durumu yüzünden babası zanaat öğrenmek üzere kendisini 1935 yılında Manuk Tarakçıyan'ın yanına koymuştu. Manuk'un yanında yetişen ve genç yaşta zanaatı öğrenen Kerim Bey, ustasının yanında uzun yıllar çalışmış ve mesleğin bütün inceliklerini de ondan öğrenmişti. Hasan Hilmi, usta çıkıp da ayrı dükkan açınca büyük ısrarla ve fazla ücret teklifleriyle Kerim'i yanına almıştı. Yeni ustamız 6 yıl burada çalıştıktan sonra bu defa daha da güzel bir teklifle Louise Moniatus'un yanında bir marangozun yanına gitmiş ve birkaç yılda orada baş döşemeci olarak çalışmıştı. Meraklı iş adamları Kerim Usta'nın peşini yine bırakmazlar. Bu kez de çalışmasını ve zanaatını çok beğenen ve döşemeci ustası bulmakta güçlük çeken Varşak Boasyon adında bir Ermeninin kendisine çok çekici teklifler yapması üzerine onun yanında çalışmaya başlar. Varşak Boasyon'un dükkanı eski Victoria Sokağı'ndaydı. Geniş bir çevresi olan, o zamanki hükümetinde bütün döşeme işlerini yapan Varşak Usta'nın yanında çalışmak, ileride kendi iş yerini açacak olan Kerim Usta'ya zanaatını tanıtmada ve müşteri edinme konusunda birçok sırlar öğretmişti ve faydalar sağlamıştı. Varşak Usta'nın yanında 3 yıl çalışan Kerim Usta, el kapılarında usta olarak bile olsa çalışmanın artık yettiğine inanır ve kendi özel iş yerini açmaya karar verir. Yeni iş yeri yine ve Victoria Sokağı'ndadır. Ermeni Kilisesi'nin yanında bakkallık yapan Muhtar Sultanya'nın karşısındaki bir dükkanı 1950 yılında kiralar ve orada çalışmaya başlar. Kerim Usta'nın yeni dükkanla birlikte kısmeti açılır, kazancı da artmaya başlar.
Rum, Ermeni ve İngiliz birçok ecnebi aileleri bu arada Lefkoşa'da bulunan konsolosluklar da kendi iş yerini açınca derhal Kerim Usta'nın müşterisi olmuşlardı. O zaman hizmete yeni açılan Lidra Palace Otel'in genel müdürü bir İtalyandı ve döşemecilikten de çok iyi anlardı. Kerim Usta ile tanışınca kendini ve zanaatını çok beğenmişti. Bu yüzden otelin o zaman İtalya'dan ithal edilen bütün mefruşatının bakım ve tamir işlerini, ayrıca yeni koltuk ve kanepe siparişlerini hep ona vermeye başlamıştı. Kerim Usta mesleğinde o kadar tanınmıştı ki, vaktiyle Lefkoşa'da üstlenmiş bulunan RAF, yani Kraliyet Hava Gücü ofis ve ikametgahının bütün döşeme işlerini de hep o yapardı. Birçok zanaatkar yetiştiren Kerim Usta'nın ilk çırağı Mehmet Altındişli adında bir gençti. Günümüzün tanınmış döşemecilerinden olan Halit Karabina da yanında 1,5 yıl kalfa olarak çalışmıştı. Kerim Bey'in çekirdekten yetiştirdiği ve daima iftihar ettiği en esaslı usta, bugün Yeni Cami Mahallesi'nde mesleğini kardeşi Kemal Gürcan'la sürdüren Yıltan Şenol'du. Yıltan, 1959 yılının sonunda usta çıktıktan sonra Miamilya Sanayi Bölgesi'ndeki Fasulyotis Mobilya Sanayi'nde döşemeci ustası olarak çalışmış ve beraberinde bir hayli de Türk kalfa ve işçiler götürmüştü. Fabrikadaki Rumlara döşemecilik zanaatını öğreten, bu arada kardeşi Kemal'i yetiştiren de odur. Ama Fasulyetus'in oğlu modern teknolojiyle yapılan döşemeciliği öğrenip de Almanya'dan geri gelince Yıltan Usta'nın pabucu damaltıldı. Bu arada daha fabrikada çalışan Yıltan ve kardeşi 1961 yılında oradan ayrılarak Yediler Sokağı'nda Konyakçı Hristodoulos'a ait bir dükkanda kendi iş yerlerini açarlar. 1955-60'lı yıllarda yabancılara hazır ev eşyaları kiralayan Antoniadis adında birisi vardır. Antoniadis aynı zamanda eskicilik ve tellallık da yapardı. İngiliz makamlarının küme halinde satışa çıkardığı miadı dolmuş eski koltuk, kanepe ve divanları alır ve bunları tamir ettirerek hem satar hem de kiralardı. Yıltan Usta ayrı dükkanı açınca Antoniadis kendini tanımış ve en birinci müşterisi olmuştu. Ayrıca kısa zamanda Rum ve Ermenilerden de bir hayli müşteri edinmişti. O tarihte Yıltan Şenol ve kardeşinin yaptığı en büyük işlerden biri Girne'deki Castellis Dom Otel'in koltuk, kanepe ve benzeri bütün döşeme işlerinin kökten yenilenmesiydi. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki Rum olsun, İngiliz olsun, bütün yabancılar Türk döşemecilerin zanaatını çok beğenirler ve bütün döşeme işlerini onlara vermeyi her zaman tercih ederlerdi. 1963 Aralık ayında iş yerinin yeşil hat içinde kalması dolayısıyla Yıltan Usta Fuzuli Sokağı'ndaki bir dükkana taşınmıştı. Halen orada kardeşiyle çalışmaktadır. Güzel sanatlara da meraklı bir kimse olan Yıltan Şenol, geçmişte uzun yıllar Abdülazim Aziz ve arkadaşları topluluğunda ses sanatkarı olarak çalışmalarda bulunmuşlardı. Eskiden beri döşemeciliği zevkli bir zanaat olarak benimseyen, toplum fertlerimiz içinde yetişen döşemecilerin sayısı ve mahareti Rum ve Ermeni ustalardan her zaman fazla olmuştu. Geçmişte çok parlak bir dönem yaşamış olan döşemeciler, son yıllarda adaya ithal edilen döşenmiş mobilyalar dolayısıyla sekteye uğramıştır. Bundan dolayı bu zanaata yeni yetişen gençler rağbet etmiyor. Eskiden kalan ustalar da çıraksız ve kalfasız olarak yapabildikleri kadar mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Bugün dünyamızda olmayan Kamil Mehmet, Hasan Hilmi ve Mehmet Salih gibi döşemeci ustalarımızı rahmetle anarız. Bütün güçlük ve olumsuzluklar içerisinde çalışmakta direnen Orhan Mevlit, Kerim Okaygün, Halit Karabina, Yıltan Şenol, Kemal Gürcan, Nevzat Ahmet, Kemal Beyit, Salih Altıntaş, Olgun Lamba Suyucu ve adlarını bilmediğimiz ya da hatırlayamadığımız diğer bütün döşemeci ustalarımızı da hayır ve
başarı dileklerimizle, rahmetle anarız, diyor Hizber Hikmet Ağlar. Eski Lefkoşa'da Semtler ve Anılar kitabında eski döşemeci ustalarını, döşemecilik zanaatını anlatırken sevgili izleyiciler. Ve bir anımız daha var. Kakopetria yazları adını taşıyor. Sevgili izleyiciler, Hizber Hikmet Ağlar Eski Lefkoşa'da Semtler ve Anılar adlı kitabında sıcak yaz günlerinde tatillerini Kakopetria adlı dağ köyünde geçirenleri de yazmadan edemiyor. Ve şöyle diyor bu konuda. Lefkoşa'da doğdum. Bugüne kadar da bütün hayatım bu kentte geçti. Acılarla, korkularla, mücadelelerle dolu geçen yıllar boyunca tatlı dönemler de yaşadım. Hele çocukluk ve ilk delikanlılık çağlarım çok güzel anılarla süslüdür. Bugün içimde 40-50 yıl önceki Kıbrıs'ın sakin ve telaşsız hayatının bir ucuna yetişmiş olmanın mutluluğu ve nostaljisi vardır. İnsana yaşlandıkça yaşama zevki veren, ömrünü uzatan galiba biraz da bu güzel duygulardır. İşte size bugün artık bir düş olan bu anılardan birini anlatacağım. Bundan yaklaşık 35-40 yıl kadar önce Lefkoşalılar arasında yaz aylarını deniz kenarlarındaki yazlıklarda, plajlarda geçirmek modası henüz yaygın değildi. O zaman Kıbrıs'ın idarecileri olan keyif düşkünü İngilizler 3 ay boyunca Petula, Piatres ve Trodos'a taşınırlar ve bizi oradan yönetirlerdi. Hatta bazı yüksek rütbeli yerli memurlarını da oraya götürürlerdi. Mısır Kralı Faruk bile bazı yaz aylarında mahiyetiyle Kıbrıs'a gelir ve bir süre Piatres'teki bir otelde kalırdı. Bu göreneğe uyan Türk olsun, Rum olsun varlıklı birçok aileler de Lefkoşa'nın bunaltıcı sıcağından uzaklaşmak ve serin bir yaz mevsimi geçirmek için her yıl Trodos dağlarındaki Sayfiye köylerine giderlerdi. Bizim çevremizdeki Türk ailelerinin çok tercih ettikleri ve alışa geldikleri köy Kakopetria idi. Babam da oradan her yıl mevsimlik bir ev kiralar ve geniş bir aile kadrosuyla yazı orada geçirirdik. Dağ köylerindeki Rumların ev pansiyonculuğu o dönemde bile çok alışılmış olan ve yadırganmayan bir olaydı. Uzun yıllar boyunca her yaz mevsimi Kakapetriyalı Haralombo'nun evini biz kiralardık. Bizden başka tüccar Mustafa Veysi Bey ve eşi Güzin Hanım, Hacı Halit Dedezadeler, Hayrettin Bey ve eşi Veda Hanım, diş doktoru Şevket Supi Bey ve eşi Zabiye Hanım, klişeci Rıfat Efendi ve eşi Nahide Hanım, yağcı Ahmet Efendi ve eşi Heybeti Hanım, Macide Hanım, Doktor Fazıl Küçük'ün kardeşi ve daha birçok Lefkoşalı Türk aileleri, Kakapetriyalıların, bazıları da Pedullalıların evlerini kiralar ve bütün yaz orada geçirirlerdi. Trodos'taki dağ köylerine başka kasabalardan gidenler de vardı. Bu ailelerden Larnakalı Nazım Bey ve eşi Hatice Hanım, Faik Genç ve eşi Süreyya Hanım, helvacılardan Halil Bey, eşi Refika ve kız kardeşleri Destine ile Hacer Hanımları çok iyi hatırlarım. Haralombo'nun iki katlı olan evinin üst kısmında bütün yıl kendileri kalır, aşağısını da ambar olarak kullanırlardı. Yazın biz gidince onlar aşağıya inerler ve hanayı olduğu gibi bize tahsis ederlerdi. Evin bir sezonluk kirası 35 Kıbrıs lirasıydı. Köydeyip geçmeyin. Kakopetria'nın her tarafı suluk ve yeşillikti. O zaman doğası bozulmamış, günümüzün beton hastalığı oralara henüz yayılmamıştı. Bağlar, bahçeler içine konmuş olan köy sanki insanların huzur ve rahatı için yaratılmıştı. Bilmem hala öyle midir? Elma, erik, armut, verigo üzüm gibi çeşitli meyve ağaçlarından elinizi uzatıp bol bol kesebilirdiniz. Bahçelerde yetiştirilen kabak, domates, salatalık ve dağ çileklerinin bolluğu ve ucuzluğu da sizi şaşırtırdı. Ama ille de elmaları. O kadar kokulu, o kadar iri ve o kadar lezzetliydi ki
hiç anlatamam. Haralambo'nun yaşları benden biraz büyük olan iki oğlu vardı. Diğer komşuların kız ve erkek çocuklarıyla tatile gelen biz Türk ailelerin çocukları hep bir araya gelir ve oynardık. Hep birlikte bahçeleri gezmeye gider, birbirimize elmalar atardık. Bu arada onlar bizden Türkçe, biz de onlardan Rumca öğrenmeye çalışırdık. Kaldığımız evin önünde gayet berrak bir akarsu vardı. Biz onun içine çıplak ayaklarımızı sokar ve suları etrafa sıçratırdık. Haralambo ne kadar uysalsa karısı Agati de o kadar mızır ve titizdi. Evi çamur etmeyelim diye bize daima çıkışırdı. Kayısı yanaklı ve saçları lüle lüle olan Antulla adında bir komşu kızı vardı ki bütün çocuklar onu çok beğenir ve adeta paylaşamazlardı. Her gün onu görmek bize çocuksu bir zevk verirdi. Tamamıyla bir Rum köyü olan Kakapetria'da cami yoktu. Namazlarını ihmal etmeyen Müslüman aileleri kıble yönü tespiti yaparak ibadetlerini evde yaparlardı. Yaşlı erkeklerin meşgalelerinden birisi de kahvede bütün gün Rumlarla brefa oynamaktı. Son yıllarda köyde bir de yazlık sinema açılmıştı. Ayrıca bir kahvede haftanın belirli günlerinde Rumca karagöz oyunu oynatılırdı. Köyün yakınında kükürtlü bir su kaynağı vardı. Köylüler bu sudan köye getirirler ve tenekesini 3 kuruşa satarlardı. Bizimkiler de daima bu şifalı suyu alırlar ve bununla sık sık yıkanırlardı. Köyde sadece bir kasap vardı. O da haftada bir gün hayvan boğazlar ve et bulundururdu. Onun için herkes et siparişini önceden verirdi. Bir pazar köyde bir düğün olmuştu. Bu törene orada bulunan bütün Türkler de davet edilmişti. Ben genç bir Hristiyan çiftinin kilisede nasıl evlendiğini ilk defa orada görmüştüm. Babam gibi meslek sahibi olanlar bütün hafta işlerinin başında bulunur ve ancak hafta sonları köye gelirlerdi. Gelirken de bütün ev ihtiyaçlarını ve şeker, pirinç, yağ gibi eksilen malzemeleri beraberlerinde getirirlerdi. Bütün bunlar biz çocukların umurumuzda mıydı? Bizim en büyük kaygı ve meramız kendimizce oynamak, gezmek ve ağaçlara tırmanmaktı. Bazen birkaç arkadaşla yalnız başımıza dolaşmaya çıkar ve bahçelere dalardık. Bir gün yaya olarak Kakapetria'nın kuzeybatısında bulunan Galata köyüne gitmek isterken yolu kaybetmiş ve büyük bir korkuya kapılmıştık. Tesadüfen orada bulunan köy papazı bizi bulmuş ve salimen geri köye getirmişti. Bütün gün korkumuzdan ağlamış ve annelerimizden de çok azar işitmiştik. İşte böyle 3 aylık tatil boyunca köye ve insanlar arasındaki kaynaşmaya o kadar çok alışırdık ki Lefkoşa'ya sanki de hiç dönmek istemezdik. 1954 yazının yaz sonu, gelecek yıl tekrar buluşmak niyetiyle ayrıldığımız Kakapetria köyüne bir daha gitmek nasip olmadı. Çünkü 1955 yılında olağanüstü durumlar EOKA başlamıştı. O günden sonra eski arkadaşlarla bir daha da buluşamadık, diyor Hizber Hikmet Ağlar, sevgili izleyiciler. Bugünkü programımıza burada son verirken sizlere sağlık, sevgi ve saygı dileklerimi gönderiyorum. Hoşça kalın. Melodilerle şiirin raksı. Güzellik giyinenlerin süslülüğüyle oluşmaz. Bilgi ve terbiye ile güzel olunur. Allah seni özgür yaratmışken başkası